Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz hadisi Peygamber Efendimizle ilgili ve onun ashabından, efendim İslam tarihinden keşif notları verirken konumuz yine Ebu Bekir Hazretleri'dir, ilk Müslümanlardan. Hazreti Ebu Bekir'in doğum tarihi ve Peygamberimizle dostluğu hakkında da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhü verdan ecmain fil yılından 2 yıl 4 ay kadar sonra doğmuş olduğuna ve Peygamberimizden sonra kendisinin halifelik müddeti de bu kadar müddet sürdüğüne göre Peygamberimiz yaşça ondan halifelik yılları kadar yaşça büyüktür. Yaş bakımından zaten alemlerin en büyük rahmet peygamberi, Allah'ın kulu ve Resulüdür. En büyük kulu, en büyük Resulü Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebu Bekir cahiliye devrinde peygamberimizin arkadaşı ve dostu idi, peygamberlik daha gelmeden önce. Hazreti Ebu Bekir'in kaçıncı mümin ve Müslüman olduğu konusunda da İbni İshak'a göre Hazreti Hatice'den sonra peygamberimize iman eden İlk erkek Hazreti Ali olup kendisi o zaman 10 yaşındaydı. Sonra Zeyd bin Harise, daha sonra da Hazreti Ebu Bekir iman etmiştir. Bilginler bu 3 sahabiden hangisinin daha önce Müslüman olduğu üzerinde görüş birliği üzerinde efendim geniş düşünmüşlerdir. Abdullah bin Abbas'a göre Hazreti Hatice'den sonra Hazreti Ali Müslüman olmuştur. Ma'mer bin Raşid'in Katade, Hasan ve başkasından rivayetine göre de ilk Müslüman Hazreti Ali idi. 10 yaşında çocuk olarak. Vakidi'nin Ebu Ervadevsi'den rivayetine göre ise ilk Müslüman Hazreti Ebu Bekir, daha başkalarına göre Hazreti Ebu Bekir veya Zeyd bin Harise idi. Bazı ilim adamlarına göre de ilk mümin ve Müslüman kadınlardan Hazreti Hatice'dir. Olgunluk çağındaki erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, bunun doğrusu burası. Olgunluk çağındaki erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, çocukluk çağındakilerden Hazreti Ali, azatlı kölelerden Zeyd bin Harise idi denilerek rivayet arasındaki ihtilaf ortadan kalkmıştır. Zaten Hazreti Hatice annemiz kadınlardan ve ilk Müslümanların başında Hazreti Hatice gelmektedir. Radiyallahu anha ve erdahünne ve erdahün ecmain. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasına sebep olan hadiselerden bazıları. Şam'da görülüp efendim rüyasını Şam'da bir bilgine rüyasını anlatması. Hazreti Ebu Bekir Şam'da ticaret yaptığı sırada rüyasında bir ayın Mekke'ye indiğini,
gökteki ayın Mekke'ye indiğini, sonra Mekke'nin bütün evlerine daldığını ve her eve ondan bir parça girdiğini, sonra da kendi evinde toplu bir hale gelmiş gibi olduğunu görüp ehli kitap bilginlerinden bazısına Rahip Bahira'ya anlatmıştı rüyasını. Ebu Bekir Hazretleri bu rüyasını anlatıyor. Rahip Bahira'ya anlatıyor. Zaten Rahip Bahira'nın daha önceki derslerimizde konusu geçti. Rahip Bahira, sen nereden geldin diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Mekke'den geldim dedi. Bahira, oradan kimlerdensin diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Kureyş'ten dedi. Bahira, sen hangi şeyle meşgulsün diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, tüccarlıkla dedi. Bahira, Allah rüyanı doğru çıkarırsa kavminden bir peygamber gönderecek. Sen de sağlığında onun veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın dedi. Dikkat edin, Bahira'nın bilgisi gerçek bilgi. Hazreti Ebu Bekir bunu kimseye açıklamayıp kalbinde gizli tuttu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderildiği zaman peygamberimizin yanına gelerek ya Muhammed aleyhissalatü vesselam davet ettiğin şeye delilin nedir diye sordu. Peygamberimiz Şam'da görmüş olduğun rüyadır buyurunca Hazreti Ebu Bekir peygamberimizi kucaklayıp iki gözünün arasından öptü ve ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün diyerek Müslüman oldu. Yemenli İhtiyar Bilgin'in teşhis ve tebşirleri konusunda da bakın Ebu Bekir Yemen'de de böyle bir durumla karşılaştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhü ve Erdan ve Ecmain Hazretleri peygamberimize peygamberlik gelmeden önce Yemen'e gitmişti. Orada evine indiği ihtiyar bir bilginle aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatmıştır. Ezid kabilesinden kitaplar okumuş, insanların ilimlerinden birçoklarını bilen ihtiyar bir bilgine konuk olmuştum diyor. İhtiyar bilgin beni görünce sanırım ki sen harem halkındansın dedi. Yani sen Mekkelisin dedi. Evet, ben harem halkındanım dedim. İhtiyar bilgin, sanırım ki sen Kureyş'tensin dedi. Görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Bu ehli kitabın yarın mahşerde Allah'a diyecek bir sözü yok. Çünkü peygamberimizin geleceğini tamamen Tevrat ve İncil önceki kitaplar haber veriyordu. Onun için okumuşlardı. Bak Ebu Bekir'in dahi o ahı zaman peygamberi Muhammed'in hesabından gelecek kişinin bile şekli şemali yazılıydı. Bak ihtiyara sordu. Sen Kureyş'ten misin dedi. Evet ben Kureyş'tenim dedim. İhtiyar bilgin sanırım ki sen Teim kabilesine mensupsun dedi. Bakın kabilesini bile biliyor.
Evet, ben Teyim bin Mürrelerdenim dedim. İhtiyar bilgin, senin hakkında benim öğrenmek istediğim bir tek şey kaldı dedi. Neymiş o diye sordum. İhtiyar bilgin, karnını açmandır dedi. Bunu ne için istediğini bana haber vermedikçe yapmam dedim. İhtiyar bilgin, ben haremde bir peygamber gönderileceğini ve ona bir genç ile olgun yaştaki birisinin yardımcı olacağını sağlam ve doğru bilgiler içinde buldum dedi. Bakın, ilk Müslüman olacakları bile Tevrat'ta ve İncil'de okumuş o bilgin adam. Ebu Bekir'in şeklini bile okumuş, Hazreti Ali'nin ilk çocuk çağda ona iman edip Müslüman olacağını da okumuş. Genç, yardımcı, gözünü daldan budaktan sakınmaz, atılgan, güçlüklere karşı koyardır, koyan bir zattır dedi. Olgun yaştaki ise beyaz tenli ve zayıf bedenlidir. Bakın, o da Ebu Bekir. Ey Şia dünyası, dikkat et. Ebu Bekir'le Hazreti Ali'nin ilk Müslümanlardan olduğunu, olacağını İncil, Tevrat dahi haber veriyor. Siz Ebu Bekir düşmanlığı yapan Şia'nın içinde bazılarına söylüyorum. Bu yanlışınızdan vazgeçin. Allah'ın takdir ettiği ilk halife Ebu Bekir'in olacağı takdirde yazılmış, levh-i mahfuzda, kaderde. Bunu sen, ben veya başkası değiştirebilir mi? Olgun yaştaki ise beyaz tenli ve zayıf bedenlidir. Bak, Ebu Bekir'i tarif ediyor adam. Kendisinin karnında bir ben ve sol uyluğunda da bir işaret vardır. Dikkat et. Ebu Bekir'in ilk Müslüman olacağı, halife olacağı ve ondaki işaretleri önceki ilahi kitaplarda okumuş adam. Bak ne diyor? Sol uyluğunda da bir işaret vardır, bir ben vardır. Artık senden istediğimi bana göstermek sana düşen bir vazifedir dedi. Sen karnını açıp bana göstermekle nihayet bana gizli kalmış bulunan sıfatını benim için tamamlamış olacaksın dedi. Zaten adam Ebu Bekir'in diğer alametlerini gördü. Bir bir sordu. Aynen okuduğu gibi alametler zuhur etti, çıktı ortada. Şimdi göremediği alametleri soruyor İhtiyar Ebu Bekir Hazretlerinden. Bunun üzerine karnımı diyor, açıp ona gösterdim. İhtiyar bilgin, göbeğimin üstündeki siyah beni görünce Kabe-i Şerif'in Rabbisine andolsun, yani yemin ederim ki sen osundur dedi. Ne diyor? Yani son peygamberin yanında ilk Müslüman olan olgun delikanlı sensin dedi. Sana arz ettiğim işte sen sakınıcı ol dedi. Bak, dikkat et, şimdi uyarıyor Ebu Bekir, o alim kişi. Ne diyor? Nedir o diye sordum diyor Ebu Bekir. İhtiyar bilgin, doğru yoldan eğrilmekten sakın. Orta yolu tut. Allah'ın sana verdiği köle ve cariyeler hakkında Allah'tan kork dedi. Yemen'deki işimi gördükten sonra vedalaşmak üzere İhtiyar Bilgin'in yanına geldim. O peygamber hakkında söylemiş olduğum beyitleri ezberleyip kendisine iletir misin dedi.
Bakın peygamberimiz hakkında şimdi beyitler söylüyor ihtiyar. Bunu da diyor peygambere götür bu beyitlerimi söyle diyor. Olur dedim diyor. İhtiyar bilgin beyitleri zikretti. Mekke'ye geldim. O zaman peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed peygamber gönderilmiş bulunuyordu. Ukbe bin Ebi Muayit, Şeybe, Rebi'a, Ebu Cehil ve Kureyşilerin diğer ileri gelenlerinden bazıları yanıma geldiler. Onlara başınıza gelip çatan veya aranızda olan biten önemli bir iş var mı diye sordum. Ey Ebu Bekir, en büyük iş var. Ebu Talib'in yetimi, yani Muhammed, peygamber olduğunu söylüyor. Halkı bir tek ilaha davet ediyor. Arada sen olmasaydın, beklemez onun hakkından gelirdik. Yani o peygamber Muhammed'i yok ederdik. İşte sen geldin dediler, Ebu Bekir'e bir yağ çektiler. Putun büyük ileri gelen adamları. Artık sen gider işi halletmeye yetersindir dediler. Onları iyilikle baştan diyor savdım diyor Ebu Bekir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nerede olduğunu sordum. Hatice'nin evindedir denildi. Radiyallahu anha verdan vecmain. Gidip kapısını çaldım. Yanıma çıkınca, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen kavminin menzil ve meclislerini gayıp baba ve atalarının dinini terk etmişsin. Öyle mi dedim? Bana evet. Ey Ebu Bekir, ben sana ve bütün insanlara Allah'ın gönderdiği peygamberiyim. Allah'a iman et buyurdu. Peygamberimiz Ebu Bekir'i imana çağırdı. Buna delilin nedir diye sordum. Yemen'de buluştuğun ihtiyardır buyurdu. Görüyorsunuz. Ben Yemen'de kaç ihtiyar kişilerle buluşmuşumdur. Sen hangisini kastediyorsun dedim. Sana beyitleri vermiş olan ihtiyarı buyurdu. Sana bunu kim haber verdi ey sevgili dostum diye sordum. Benden önceki peygamberlere gelmiş olan büyük melek var ya Cebrail aleyhisselam işte o haber verdi buyurunca uzat elini ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen Allah'ın Resulüsün dedim ve mümin ve Müslüman olarak yanından ayrıldım. İki dağ arasında Mekke'de Resulullah aleyhissalatü vesselamı benim Müslüman oluşumdan daha çok sevindiren bir hadise vuku bulmamıştır. Hadise hakkındaki diğer rivayette şu tafsilat vardır. Peygamberimiz kapıyı açıp Hazreti Ebu Bekir'in yanına çıktığı zaman Hazreti Ebu Bekir ey Ebul Kasım senin hakkında bana erişen haber nedir dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ey Ebu Bekir, benim hakkımda sana erişen haber neymiş diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, bana erişen habere göre sen Allah'ın birliğine inanmakla davet ediyor, inanmaya davet ediyor ve ben Allah'ın Resulüyüm diyor musun dedi. Peygamberimiz, evet. Ey Ebu Bekir, aziz ve celil olan yüce Allah
benim Rabbim beni beşir, nezir ve İbrahim'in duası kıldı ve bütün insanlara peygamber olarak gönderdi buyurdu. Hazreti Ebubekir peygamberimizin peygamber olarak gönderilmesinden önce arkadaşı olup onun doğruluğu, eminliği, güzel ve üstün ahlakının halka yalan söylemesine mani olurken Allah'a karşı hiç yalan söylemeyeceğini biliyordu. Yani insanlara karşı hiç yalan söylemeyen bir peygamber Allah'a karşı yalan söyleyebilir mi? Ebu Bekir bunu biliyordu. Bunun için Hazreti Ebu Bekir, vallahi ben sende hiçbir yalana rastlamadım. Sen emanete son derecede riayetle, efendim akrabanı gözetmenle, güzel işlerinle, peygamber olarak gönderilmeye layıksındır. Uzat elini, beyat edeyim sana dedi ve Müslüman oldu. Peygamberimiz elini ona uzatınca Hazreti Ebu Bekir hemen beyat etti, kendisine haktan gelen şeyleri ikrar ve tasdik etti. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı, tereddüt etti ve düşündü. Ancak Ebu Bekir, Ebu Bekir ki diyor, İslamiyet'i kendisine zikir ve teklif ettiğim zaman kabilde hiç mi hiç gecikmedi ve hiç mi hiç tereddütte de bulunmadı, tereddüte düşmedi buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in haslet ve faziletlerinden bazıları. Hazreti Ebu Bekir Kureyş kavmi içinde kendisiyle düşülür, kalkılır, görüşülüp konuşulur, sevimli, yumuşak huylu, uslu mu uslu bir zat idi. Kureyşlilerin soylarını, soplarını, gelmiş geçmiş bütün iyilik ve kötülüklerini herkesten çok iyi bilirdi. Cahiliye devrinde Kureyşlilerin ulu kişilerinden ve hatırı sayılır kişilerindendi. Kan diyet işlerine bakardı. Tanınmış, dürüst bir tüccardı. Kumaş ve elbise satıcısı idi. Kureyş kavminin ileri gelenleri ve daha başkaları kendisinin bilgi ve tecrübesinden, sohbetinden faydalanmak için yanına gelir giderler. O da onları Yüce Allah'a inanmaya, İslamiyet'e davet ve teşvik ederdi. Hazreti Ebu Bekir Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı toplumu da Yüce Allah'a ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Kureyş müşriklerinin Esed, Aslan adını taktıkları Nevfel bin Hüveylid, Hazreti Ebu Bekir ile Talha bin Ubeydullah'ın Müslüman olduğunu işitince, ikisini bir ipe sımsıkı bağlamış, buna Hazreti Ebu Bekir'in mensup bulunduğu Teyim oğulları
engel olmamışlardır. Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bu ümmetin hayırlısı Ebu Bekir'dir diyor. Kim diyor? Hazreti Ali diyor. Ey Şia'nın bazı adamları, Hazreti Ali Ebu Bekir için ne diyor? Bu ümmetin hayırlısı Ebu Bekir'dir diyor. Peygamberimizden sonra bakın Ebu Bekir'dir diyor. Peki ey Şia'nın bazı adamları, siz Hazreti Ali'den daha mı iyi biliyorsunuz? Da Ebu Bekir'e ağız alınmayacak kötü şeyler söyleyenlere söylüyorum bunu. Müslümanların arasına kin ve düşmanlığı sokan dış düşmanlardır. Ey Şiası, Alevisi, Sünnisi, düşman oyuna gelmeyiniz. Cehaletten kendinizi kurtarınız. Ve Ali'ye rağmen Alicilik olmaz, Veli'ye rağmen Velicilik olmaz, Peygamber'e rağmen de Sünnilik olmaz. Onun için İslami ilimleri doğru okuyalım, doğru bilelim, kardeş olalım. Düşmanlıkları, cehaleti ortadan silip atalım. Biz duyuruyoruz. Ebu Bekir'den sonra Ömer'dir. Bakın Hazreti Ali ne diyor? Peygamberden sonra bu ümmetin hayırlısı Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'den sonra da Ömer'dir diyor. Bunu Hazreti Ali söylüyor. İsteseydim üçüncüsünü de size haber verirdim demiştir. Hazreti Ebu Bekir insanların peygamberimize en sevgili olanı idi. Sen şimdi peygamber Ebu Bekir'i sevecek, sen Ebu Bekir'e düşman olacaksın. Sen peygamberden daha mı iyi biliyorsun da Ebu Bekir düşmanlığı yapıyorsun? Peygamberimiz en son hutbelerinde insanlardan canında, efendim malında, arkadaşlığında bana karşı Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe'den daha fedakar ve cömert davranan bir kimse yoktur diyor. Peygamberimiz söylüyor bunu. Sevgili dostlarımız, eğer kaynak arıyorsan, çok kıymetli kaynaklarımız var. Efendim, Taberi tarihine bak, Beyhaki'ye bak, İbni İshak'a bak, efendim emsallerine bak, Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bak. Efendim yine İbni Sad'ın tabakasına bak. Efendim yine Buhari Şerif'e bak, Müslim-i Şerif'in sahihine bak, Tirmizi'ye bak, İbni Mace'ye bak. Bak da bak. Kıymetli kaynaklarda bunlar tapulu, efendim sahih senetlerle ortaya konan doğru dürüst hak bilgilerdir bunlar. Sen Hazreti Ali'nin sözünü kabul etmeyeceksin, peygamberin sözünü kabul etmeyeceksin, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyeceksin. Kimi kandırıyorsun? Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Kur'an-ı Kerim'e bakmayacaksın. Peygamberin sahih sünnetine bakmayacaksın. Hazreti Ali'nin sözlerine bakmayacaksın. Ondan sonra da ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyeceksin. Kimi kandırıyorsun? Kendini kandırıyorsun. Evet sevgili dostlarımız, İşte ortada, gerçek deliller ortada, tapu senet ortada, hak bilgiler ortada. Biz duyuruyoruz.
ötesi size kalmış. Peygamberimiz son hutbelerinde böyle söylediler. Bakın Ebu Bekir'i böyle övüyor. Peki eshabının tamamını övüyor. Hazreti Ali'den bir daha önce bahsettik. Bakın yani bunların hepsi gökteki yıldızlar. Parıl parıl parlıyorlar. Sen bir yıldızı alıp öbürlerine küfredebilir misin? Eshabın tamamı böyle. İçinde efendim eğer ışığı zayıf olan varsa onun ışığı yine senden kat kat üstündür. Eshaba dil uzatılmaz. Eshabın içinde senin yanlış gördüğün bir şeyler varsa onu müçtehit fakih ulemaya havale et. Onlar da Allah'a havale etmişlerdir. Çünkü akıllılar, alimler işini bilir. Sevgili dostlarımız, yine Peygamberimizin bu durumunu da size bildirdikten sonra bakın yine ne buyurur? Eğer Rabbimden başka insanlardan dost tutmuş olsaydın, muhakkak ki Ebu Bekir'i dost tutardın diyor Peygamberimiz. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür buyuruyor. Haberiniz olsun ki sahibiniz yüce Allah'ın dostudur. Yani dikkat et. Ebu Bekir bakın Allahu Teala'nın dostu peygamber. Peygamber de ne diyor? Bu sahibiniz diyor Allah'ın dostudur. Şu mescide açılan kapıları kapatınız. Ebu Bekir'in kapısını kapatmayınız diyor. Bu dahi Ebu Bekir'in halife olacağına işarettir. Birçok işaretler var. Peygamberimiz kendi hastalığında Ebu Bekir'i yerine imam tayin etmiştir. Namazı okuldurmuştur. Ömer'i dahi öne geçirmemiştir. Ebu Bekir'in önüne kimsenin geçmesini de istememiştir. Şimdi peygamber Allah'tan aldığı emre göre hareket ettiğine göre kaderde, levh-i mahfuzda bu takdir böyle işlediğine göre, o yazılana göre peki sen Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı kadere karşı mı koyuyorsun? Halifelik Ali'nin hakkıydı, Ebu Bekir zorunla aldı. Hiç Allah'ın takdiri değişir mi? Peygamber'e karşı muhalefet edilir mi? Peygamber'in canı ciğeri Hazreti Ali'yi halife tayin etseydi, açık seçik Ali halifedir demez miydi? Her şeyin levh-i mahfuzda, kaderde yazıldığı zamanı var, mekanı var. Her yazılanın bir vakti saati var. Hazreti Ali de yüksek bir şahsiyet, bir yüksek bir halifedir. Ama vakti saati var. Bak dördüncü halife oldu. Takdirde böyle olmasaydı herhalde birinci halife olurdu. Allah'ın takdirini Ebu Bekir, Ömer, Osman bozabilir mi? Hele Peygamber Efendimiz Ali halife olacaktır deseydi, bu takdir Allah'ın takdirini Peygamber açıkça bildirseydi, Ali'nin önüne kimse geçebilir miydi? Yüce Allah takdirini nasıl uyguladıysa, kaderin kazası öyle iktiza eder. Kader yazılandır. Kaza da yazılanın yazıldığı gibi zuhur etmesidir. Bak takdirde ne varsa o ortaya çıkmıştır. Bu dört tane zatı muhterem birbirine samimidir. Dostlarıdırlar, düşmanı değillerdir. Bunları birbirine düşman gibi gösterip Alevi Sünni düşmanlığını ortaya çıkardığın zaman hangi Alevinin kârı var,
Hangi sünninin kârı var? Düşmanın kârı var. İki Müslümanı birbirine tutuşturunca, doğruya yanlış deyince, aka gara deyince, garaya ak deyince, ortalığı bulandırınca, Müslümanın kârı olur mu? Alevinin sünninin kârı olur mu? Düşmanın kârı var. Niye? Müslümanı birbirine tutuşturuyor. Hem Allah'ın takdirine karşı koyuyor, hem peygamberine karşı koyuyor, hem eshaplara düşman oluyor, dostları birbirine düşman gösteriyor, hem de ondan sonra Alevilikten, Sünnilikten dem vurmak, iki Müslümanı düşman ettikten sonra birbirine, ondan sonra ben Aleviyim, ben Sünniyim demenin ne oluyor sonradan? İşte birbirine kapıştırıyorlar cahiller ve gerçeği bilmeyenler. Ey Alevisi Sünnisi, İslami ilimlere sarılın, ece okuyun. Kardeş olun, düşmanlığı bırakın. Şimdi Ebu Bekir Allah'tan daha mı güçlü, peygamberden daha mı güçlü de Hazreti Ali'nin elinden aldı fil halifeliği. Hiç bu Allah'a, peygambere, Hazreti Ali'ye yakışır mı bunlar? Hazreti Ali bugün Ebu Bekir övüyor, met ediyor, Ömer'i met ediyor ama sen gelip burada Ebu Bekir, Ömer, Osman düşmanlığı yapıyorsun. Ondan sonra da tutup diyorsun ki Ehl-i Beyt'i Sünniler sevmiyor diye sana biri yalan söylemiş. Her Sünni Ehl-i Beyt'i canı gibi sever. Sevmek zorundadır. Ben 60 senedir toplumun içindeyim. Fazlasıyla da, fazlasını söylemiyorum. Toplumun içindeyim. Sünnisinin de içindeyim, Alevisinin de. Nice Alevi dedeleriyle de görüştük, konuştuk. Gece sabahlara kadar Alevilerin içerisinde de sohbet ettik. Ve onlarla da düştük, kalktık. Ben Alevi Sünni arasında problemi çıkaranlar kim biliyor musun? Aleviye yalan söyleyenler var. Sünniler Ehl-i Beyt düşmanıdır diyenler var ya, Sünni Ehl-i Beyt düşmanı değildir, düpedüz, şeddeli yalan söylüyorlar. Her Sünni peygamberine tabi olan bir Sünni, Ehl-i Beyt de peygamberin canı ciğer olduğuna göre, peygamberini seven bir Sünni, Ehl-i Beyt'i, peygamberin efendim canı ciğeri olan Ehl-i Beyt'ini sevmez mi? Sen, Ehl-i Beyt senin tek elinde mi? Her Müslüman, Müslümanım diye herkes Ehl-i Beyt'i sever. Ancak tarihte şunlara rastlıyoruz. Nedir? Haricilerle Şia'nın başındaki İbn-i Sebe. Alevi göründü, Alevileri böldü, parçaladı. Hazreti Ali'nin en sıkışık zamanlarında Hazreti Ali'den yana göründü. Şia'nın başkanı İbn-i Sebe, Hazreti Ali'yi en kritik zamanlarda yalnız bıraktı. Haricilerle beraberdi Hazreti Osman'ı şehit edinceye kadar. Ondan sonra baktılar ki suçları açığa çıkacak. Bu darbeciler açığa çıkacaklarını anlayınca ne yaptılar? Cemel Savaşı'nı uyduran, ortaya çıkaranlar yine hariciler ve İbn-i Sebe'dir. Cemel'de sulh barış yapılmıştı Cemel'de. Bunlar sulh barış yapıldıktan sonra hariciler iki tarafa saldırdılar. Hem Hazreti Ali'nin ordusuna saldırdılar, hem öbür taraftaki orduya saldırdılar.
işte Zübeyir Avvam'ın, Talha'nın, Ayşe annemizin bulunduğu tarafa saldırdılar. Sulh barış yapıldığı halde yine Cemel Savaşı'nın sebebi haricilerdir ve İbn-i Sebe'dir. İhtilal ordusunun başında İbn-i Sebe vardı, İbn-i Sebe'nin adamları vardı, hariciler vardı. Eshab-ı Güzin'i birbirine tutuşturmak için yeryüzünün düşmanları bunları körüklüyor, destekliyorlardı gizli. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Osman'ın işlemediği suçları Mervan işledi. Mervan'ın suçunu da Osman'a yüklediler ve nitekim ortalık karıştı. Hazreti Osman şehit oldu. Bunlar düşman oyunudur. Şimdi gelelim sulh ve barış ve kardeşliğe. Suçu işleyen kimse o suçludur, Allah'a mahşerde hesap verecektir. Peki Cemel olayında hariciler, İbn-i Sebe'nin adamları suç işlemiş. Bugünkü Sünni'nin Alevi'nin birbirine tutuşturmasının anlamı ne? Bu kin ve düşmanlığı o zaman düşmanın ortaya attığı Müslüman düşmanlığını bugün sürdürmenin kime faydası var? Ey kardeşlerim, düşman oyununa açık açık, düşman oyununa geliyor, düşmanın kurduğu tuzaklara basılıyor, Müslümanı tuzağa tutturmak için çalışılıyor, Alevisi de Sünnisi de aklını başına alsın. Kur'an-ı Kerim ortada, Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bozulmadı, bozulmayacak. Bir noktası değişmedi, değişmeyecek. Kim Kur'an bozuldu diyorsa, bunlar alçak ve şerefsizdirler ve kafirdirler. Allah'a da iftira edenlerdir. Çünkü Allah Teala ne diyor? Kur'an-ı Kerim hakkında Estaizu billah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Onu biz indirdik, biz muhafaza ediyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim bütün hafızların ezberinde, kitaplarda yazılı, bütün İslami okullarda okutularak gelir geldi. 1500 seneden beri Kur'an-ı Kerim'in bütün Müslümanların, her Müslümanın kalbinde Kur'an'ın hıfzı vardır. Kur'an'ın ayetleri vardır. Kur'an'ın bozulma şansı ebedi yoktur. Kim Kur'an bozuldu diyorsa kendi bozulmuş, alçak ve şerefsizdir. Kendi içi dışı bozulmuş. Düşman kusmuş o yemiş. İslam iman düşmanları, imansızlar kafirler, İslam düşmanları kusmuşlar, birileri yemiş o kusmuğu, Kur'an-ı Kerim'e düşmanınla beraber iftira ediyor. Allah'a iftira ediyor, peygambere iftira ediyor. Kur'an-ı Kerim bozulmadı, bozulmaz. Bütün dünya Müslümanlarına sorunuz, bu benim iddiam mı? Allah-u Teala'nın ayetini okudum işte, gördünüz Kur'an-ı Kerim'de. O diyor bozulmadı, bozulmayacak. Onu muhafaza eden biziz diyor Cenab-ı Hak. Onu biz indirdik. Muhafaza eden biziz diyor. Allah Teala bunu demişse, ki demiş, o Kur'an bozulur mu? Bugün dünyada milyarlarca, milyonlarca Kur'an-ı Kerim var. Açın kapağını, hiçbirinde zerre bir değişiklik var mı? Şarktaki de aynı, garpteki de aynı. Şimaldeki aynı, cenüpteki aynı. Ve bütün hafızların ezberlerinde asırdan asıra intikalen, tevatüren gelen bir ilahi kitap. Son kitap, İslam dini son din.
Hazreti Muhammed son peygamber. Ondan başka peygamber gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim'den başka kitap inmeyecek. Bilerek konuşalım, bilmeyerek değil, oyuna gelerek değil. Düşmanın ağzıyla konuşma. Dinsiz imansızın ağzıyla konuşma. Kur'an-ı Kerim'i oku, ayetleri oku, ilminle konuş, bilginle konuş. Alevi Sünni de birbirine düşman etme. Çünkü düşman olacak hiçbir sebep yok. Çünkü ortada İslam var. İslam'ın bütün esasları ortada. Kur'an-ı Kerim ortada. Peygamberimizin sahih hadisi şerifleri tapusuyla senediyle ortada. İçma ortada, kıyas ortada, müştehitler ortada. Fakihler, müfessirler, muhaddisler ortada. Sen kimi kandırıyorsun da bu milleti birbirine tutuşturuyorsun? Aklını başına al. Gavur ölme. İmansız ölme. Müslüman öl. Müslüman ölmek için bir defa müminler birbirinin kardeşi olacak. İnnemel müminüne yuhbetun. Bu Allah'ın kitabı, ayeti bu. Biz kafamıza göre konuşma şansımız yok. Ne diyor? Müminler birbirinin kardeşidir diyor. Müminsen, Müslümansan, Sünnisi, Alevisi, mümin, Müslüman olduğu zaman birbirinin kardeşi olmak zorundadır. O zaman düşmanlığa sebep var mı? İkiliğe gerek var mı? Hiçbir sebep yok. İkiliğe, düşmanlığa hiçbir sebep yok. Nefsini gözden geçir. İçindeki şeytanını gözden geçir. Cehaletini gözden geçir. Sana bu düşmanlığı, ikiliği ortaya koyan cehalet ve içindeki nefsin ve iblisin. Bunları gözden geçir. Allah'a iman et, Allah'a teslim ol. İyice Müslüman ol, İslami ilimleri öğrenmeye çalış. Şunun bunun dediğine kanma. Kur'an-ı Kerim'i öğren, içini öğren, sahih kitaplar oku, uydurmazsan safsata yazılmış eserler okuma. Her aklına gelen bir şey okuyor. Kaynak kitaplar oku, tefsirleri oku, fıkıh kitaplarını oku. İmam-ı Azam'ın okulunda binlerce, milyonlarca Müslüman alimler okuyarak gelmiş bugüne kadar. Maliki'nin okulunda nice alimler okuyarak gelmiş. Şafii'nin, Hanbeli'nin okulunda nice Müslüman alimler okuyarak, okutarak gelmişler. Bunu okul. Cafer-i Sadık Hazretleri ile Muhammed Bakır'la İmam-ı Azam çağdaştır. Bunlar görüşüp konuşan samimi dostlardır. Dosttan öte dosttur bunlar. Kardeşten öte daha da kardeştirler. Bunlar samimidirler. Aralarında kin, düşmanlık yoktur. Sen Alevisin, ben Sünniyim diye bir aralarında da bir durum yoktur. Bunların hepsinde ilim, irfan vardır. İlmin, irfanın olduğu yerde, İslam'ı ilimlerin bilinen yerde ikilik olur mu? Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz dertliyiz. Niye? İki kardeşi birbirine düşman etmişler, ediyorlar. Evet. Sevgili dostlarımız, Peygamberimiz hadis-i şerifte ne buyurdular? Bunları size duyurmaya devam ediyoruz. Ebu Bekir hakkındaki durumu. Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Öbür kapılar camiye kapatılsın. Buyuruyor Peygamberimiz.
Evet, bunun da kaynağı nerede derseniz Abdurrezzak Musannef efendim İbn-i Saad'da Ahmet bin Hanbel'in eserinde Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de bunları görebilirsiniz. Kaynakları sağlam. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olduğu zaman 40 bin dirhemi vardı. Hazreti Ebu Bekir bu servetini Mekkeli müşriklerin ağır işkenceleri altında kıvrandırdıkları kadın erkek birçok Müslüman köleleri satın alıp kurtarmak ve Müslümanları güçlendirmek için harcamaktan geri durmadı. Zulme uğrayan Müslüman köleleri, zayıfları, garibanları ne yapıyordu? Satın alıp kurtarıyordu. Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir'in yanında ancak 5.000 veya 6.000 dirhemi kalmıştı. Bunu da Mekke'de yaptığı gibi Medine'de de cömertçe harcadı. Tebük seferi sırasında 4.000 dirhem gümüşten ibaret bulunan servetinin tamamını, dikkat edin, hiç kimse servetinin tamamını Allah yolunda veremez, istisnalar hariç. Bakın Ebu Bekir servetinin hepsini, tamamını getirip Peygamberimize teslim etmiş. Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, ev halkına, çağına, çoluğuna ne bıraktın diye sorunca da Hazreti Ebu Bekir, Allah'ı ver, Allah'ın Resulünü bıraktım cevabını vermiştir. Bu tam bir iman işidir. Yani çağımı da, çoluğumu da Allah ve Resulüne emanet ettim. Her şeyimi Allah yolunda harcamak için işte getirdim diyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin kendilerini cennetle müjdelediği 10 mutlu kişiden birisiydi. Peygamber Ebu Bekir cennetliktir diyecek, sen Ebu Bekir düşmanlığı yapacaksın. 10 kişiyi saydı Peygamberimiz cennetlik olarak. Bunlara aşere-i mübeşşere deniyor. Sahabinin tamamı bu şumulün içindedir. Sahabiye dil uzatmayınız. Evet, peki bunun kaynağı var mı diye sorarsan, İbn-i Sa'd'ın tabakatına bak, Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bak, Ebu Davud'a bak, Tirmizi'ye bak, İbn-i Mace'ye bak, Hakim'in müstedrekine bak, Begavi'ye bak. Yani bak da bak, birçok bunun hakkında sahih kaynaklar var. Bu haberler rastgele söylenmiş haberler değil. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimiz cennetin salat, cihat, sadaka ve siyam, reyyan kapısı gibi 8 kapısı bulunduğunu, Hazreti Ebu Bekir'in de bu kapıların hepsinden cennete davet edileceğini haber vermiştir. Ebu Bekir 8 kapısından cennete davet edilen şahıslardandır. Aklını başına al. Ebu Bekir Ömer düşmanlığından vazgeç. Osman düşmanlığından da vazgeç. Emevi'nin yaptığı suçu Osman'a yükleme radıyallahu anhü ve erdam ecmain. Mervan'ın suçunu, ötekinin, berikinin suçunu Hazreti Osman'a yükleme. Hazreti Osman da cennetliklerdendir. Peygamberimizin iki kızıyla evlidir. Zinnureyn'dir. Yeri gelince de onun hakkında size birçok bilgiler vereceğiz. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Hazreti Ebu Bekir'i yoldaş ve gizlendiği mağarada kendisine arkadaş edinmişti. Hazreti Ebu Bekir, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün savaşlara Peygamberimizin yanında katılmıştır. Sen şimdi Peygamberin bu kadar
Dostuna sen düşman olacaksın ha. Bir de Ehl-i Beyt'in yolunda olduğunu söyleyeceksin. Olacak iş mi? Bunun kaynağında da yine sahih kaynaklarımız var. Buhari Şerif ve diğerleri var. Evet sevgili dostlarımız. Yine Peygamberi Zişan Efendimiz vefatıyla neticelenen hastalığı sırasında mihraba yalnız onun geçirilmesini emir buyurmuş. Yani yerine imam olarak Ebu Bekir'i tayin etmiş. Hazreti Ömer'in imamlık etmesine bile razı olmamıştır. Çünkü dereceler derece derece, bunların hepsi yüksek şahsiyet ama dereceler farklı. Ebu Bekir varken Ömer Ebu Bekir'in önüne geçemez. Ömer varken önüne başkası geçemez. Başkası varken bir başkası geçemez çünkü bunlar tetirici derece derecedir. Dört halife dikkat edin. Dört halife önde gelmektedir. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm ve Erdoğan Mecmai'm. Peygamberimizden sonra bu gerekçe ile ilk halife de Hazreti Ebu Bekir olmuştur. İslam'da rastgele bir tesadüf yoktur. Herkes Allah, her şey Allah'ın takdiriyledir. Tesadüftür, düşmanlıktır, şudur, budur, bunu uydurma şeyler. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an-ı Kerim'e hizmeti de çok büyüktür. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetleri vahiy edildikçe onları ezberler ve ezberletir. Aynı zamanda birini çağırır, ona yaz diyerek okuyup yazdırır. Yazılacak ayetin hangi sureye ve hangi ayetten sonra yazılacağını da bildirirdi. Evet sevgili dostlarımız, İnşallah dersimiz buradan devam edecektir. Sabah namazını geçirmemek için burada dersi kesiyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde bıraktığımız yerden başlamak kaydıyla. Cenab-ı Hak cümlemize, dünyada Müslümanım diyen herkese, hakkı hak bilmeyi, ona tabi olmayı, batıla da karşı koymayı Cenab-ı Hak nasibi müyesser eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed.